Dostlar şimdi şurada, bak şuranın üst katında, şimdi göremiyoruz tabi ama şuranın üst katında ya da şurası ya şurası, tamam mı? Adam tek başına kendi el yapımı, elden çıkma akkış gibi calaskalla yukarıya malzemelerini çekerek buranın çatısının üzerinde yat yaptı babacığım. Yani yat dedim, çok büyük bir şey değil ama bildiğiniz yat yani. Yat diye sattı adam hatta onu. O zaman kaç senesiydi? Bundan 2 sene mi 3 sene mi önce neydi? Adam 1 milyona mı 2 milyona mı ne satmıştı babacığım? Yani şimdi satsa daha çok zengin olurdu ama o zamanın da 1 milyon 2 milyonu para ediyordu. O zaman evler 400 bin lira falandı. Yani daha fazlasını da satmış olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Artı şurası tem 34 diye geçiyor. Burası arkadaşlar yaklaşık kaç seneler önce, yerden baksan bir 5 sene 10 senesi vardır. Bomboş bir arazi ve uçurumdu. Aşağıya kadar böyle uçurumdu. Şu aşağısı böyle aşağı doğru ya, görüyorsunuz. Uçurumdu babacığım. Adam buradan geliyor. Geliyor bam diye buradan aşağıya düşüyor. Uçuyor adam baba. Adam uçuyor gazman. Tamam mı? Adam burnu kanamadan o arabanın içerisinden çıkıyor dayı. Onu da bulursam koyacağım buraya arabaya. Çok zor ama bilmiyorum, bakacağım. Bu yatıda bakacağım. Eğer varsa buradan bir bakın. Şey, koymuşundur zaten. Buradan uçuyor, hiçbir şey de yok. Hatırlamıyor, yanlış hatırlamıyorsam, belki yanlış hatırlıyorumdur. Yanlış olmasın. Bebek de vardı galiba. Hatta bebeğin burnu kanamadan çıkıyor diye biliyordum ben. Ama yanlış olmasın da biri düştü burnunun aşağısına kadar, uçuruma kadar hiçbir şey olmadı baba. Öldürmeyen Allah öldürmüyor kardeş. Burası yandı. Burası fabrikaydı, yandı. Kaç kere yandı? 2 kere mi ne yandı hatta? Bak düşün, şurası uçurumdu. Orası yukarısı oluyor. Bu aşağıya kadar uçurumdu. Oradan piş, uçuyor ve adama hiçbir şey olmuyor. Yes, devam edelim. Şimdi babacığım. Baba yat. Abi bir saniye geliyorum. Babacım bir dur bir dur, kurban olduğum ya. Altını değiştiriyoruz ya. Baba terledim ha. Allah'ıma sen nasıl gideceğiz biz iş? Neymiş ya? Uzun mesafe. Mesela geçen attığım videodaki gibi. Aşkın abi var ya hani. O videodaki gibi. Uzun yol. Babacım bütün günün bitiyor. Dur kalk yok. Sağa gir sola gir yok. Kapı girişi site girişi. İşte para ver mara ver. Onlarla uğraşmıyorsun. Böyle ufak tefek şeylerle uğraşmıyorsun. Yok malzemeyi habire indir bindir muhabbeti yok. Kaza yapma olasılığı daha az. Çünkü çok fazla dar olan yerler oluyor ki akıllara zarar. Kısa mesafelerde değil de uzun mesafelerde babacım malzemeyi koyuyorsun. Uzun mesafelerde malzemeyi koyuyorsun. Bas bastığın kadar git, gidebildiğin kadar yani. Zaten hız limitimizde 110 olmuş. Gidiyorsun ufaktan ufaktan böyle. Yardıra yardıra gidiyorsun. Ne ufaktan? 110 iyi. Önceden biz 90'la gidiyorduk. Ulan git git bitmiyor artık. Yola bakarken uykumuz geliyordu dayı. Harbi uykumuz geliyordu ya. İşte bir de şöyle bir şey vardı. Mesela araba 120 yaptın, 130 yaptın. Radar var. Hemen frene basıp 90'a düşene kadar çekiyordu. Artık öyle değil. 130'da gidiyorsun ya baba. 130 ya. Hani daha fazla nereye gideceğim bu arabayla baba? 130 ya. Basıyorsun frene hemen 110 oluyor. Oo, radardan da kurtarıyorsun yani. Daha fazla hızlı gidebilme imkanın olmuyor. İşi muhabbet açıyor. Uzun yolda böyle şeylerle uğraşmıyorsun babacığım. Basıyorsun gidiyorsun. Ne imdi bindisi var, ne malzeme koydusu molcusu var. Gidiyorsun ama ne oluyor? Günün bitiyor. Bir günde o işi yapıyorsun. O yüzden de güzel bir fiyat veriyorsun. Ama ve lakin uzun fiyat verdiğin için, bir kere fiyat verdiğin için onu değiştiremiyorsun. Kaç para? 6000 lira mı? 6000 liraya gidiyorsun, geri geliyorsun. Bir daha iş var mı? Maalesef. Bulamazsın. Yani oradan dönerken bir iş bulabilirsin. O da seni güzel karşılar yani. Anlatabiliyor muyum? Güzel döndürürsün parayı. Mazot paranı çıkartırsın. Kısa mesafeler babacığım daha tatlı. Parası daha tatlı. Neden? Bak şimdi kardeşim. Onu da söyleyeyim. Günde ne kadar para kazanırsın? Siteden siteye giriş parası olduğu zaman, bir de siteden site giriş parası olduğu zaman 500 lira yazıyorsun. Hakkıdır. 500 lira yazıyorsun baba. 3 palet, 4 palet fark etmez yani. E kardeşim, günde 5 sefer yapsan 2,5 bin lira para yapar. Kardeşim, 500 lira mazot de,
mazot diyorsun bak 500 lira. Uzun yol yaptığın zaman yani araban güzel olduğu için yol verdim ha. İyi de. Ay. Gerçi dönemeçte o vardı. Kavşakta kesinlikle yol vermem lazımdı. Bir de i7'ye vurduğumu düşünsene. Allah. Öde öde bitmez dayı. Neyse dur. Muhabbeti kaçırmıyordum. Kısa mesafelerde o gidiyorsun mazot harcamıyorsun baba. En fazla 500 lira mazot harcıyorsun. Tık 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 bırakıyorsun. 500 lira yaparsana 2,5 bin lira. 500 lira mazot çek 2 bin lira. Anlatabiliyor muyum? Haftada 5 sefer yapsan, her gün 5 sefer yapsan, yaparsana 12 bin lira. %20 KDV'sini çık, yaparsana birader 10 bin lira. 10 bin liranın %20'sini demiyorum. Her gün yaptığın 2,5 bin liranın, 2 bin liranın %20'sinden bahsediyorum. %20. Tamam güzel kardeşim. Ne kaldı sana? Haftada 10 bin lira. Ayda yapar 40 bin lira baba hocam. Yetmez mi? Yani evin kiran varsa, eşin de çalışıyorsa mis gibi yeter. Çalışmıyorsa yine yeter ya dayı. Yeter tabii canım. Anlatabiliyor muyum? 10 numara. Kısa mesafe güzel iş. Uzun mesafeler her zaman da böyle güzel olmuyor. Gördünüz geçen gün işte gittim, yaptım, taşıdım. Yorulduk. 2 gün her yerimiz ağrıdı, terledik. Koltuğun ortasına kadar ön tarafa bir sürü şey koydum, koli koydum. Ona rağmen adam bana diyor ki abi bu hafta veremeyeceğim. Abi çarşamba günü. Ya arkadaşım sen milyonluk iş yapıyorsun ya. Senin milyonluk malzemeni taşıyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Milyonluk malzemeni taşıyorum. Milyonda para kazanıyorsun. Beni ilgilendirmez ne kadar kazandığını da. Ya böyle bir muhabbet olursa ilgilendirir. Milyonluk para kazanıyorsun dayıcığım. Ben babamla beraber işçilik yapıyorum. Ya insan der ki. Bak insan der ki ya bu adamlar da bunu yaptılar sıcak sıcağına parasını yatırayım da adamları soğutayım biraz yani serinlesinler anlatabiliyor muyum para, cepleri paralarında olsun yok dayı ya bir de böyle bir muhabbet var al Edirne muhabbeti işte babam gidiyor kaç ay oldu 2 ay oldu ha adam ne arıyor ne soruyor ya 18 bin liraydı ne arıyor ne soruyor baba ben de bozdurmadım attım şeye çekmeceye duruyor mis. Kalsın. He? Kalsın ne güzel ya. Ya babacım ön takımı yaptıracağız diye anladın mı? Koydum duruyor orada. Adam demiyor ki ya kral sana yani bu kadar verdik de daha borcum adam yok ya. Değişik ibneler ya. Ben sana 500 lira şey verdim de. Oğlum ne yaptın ya? 16 bin 15 bin lira verdim de. Allah belanızı versin be. Or. Al şunun kalan borcum. Bayram ya bayramdan bu yana. Bayramdan önce yani. Sağdan olur değil mi? Aa, baba bir dur anlayayım ya. Sen de başladın ha. Hala adama para vermemiş. 500 dolar vermiş. O da zaten o kadar etmiyor yani. 18 bin lira para etmiyor. Adam da bir daha aramamış, sormamış. Arıyor, telefonlarını açmıyor. Biz adama söylüyoruz. Abi böyle böyle işte bugün beni görür müsün diye. Adam da diyor ki Mert ben babana söylemiştim. Ya kardeşim Allah Allah. Seni hatırlatıyoruz. Yok dayı anlatabiliyor muyum? Yani uzun yolda sıkıntı. Ama kısa mesafe olduğu zaman adam mecbur paranı vermek zorunda. Veya da çok da iyi tanıdığı müşteridir. Vermez. Ama 500 yaptığın zaman tekır tekır para işler. Ama işte kardeşim iş var mı? Para var mı? İş de yok. Para da yok. Ne olacak? Hani diyorsunuz ya abi günde ne kadar para kazanırsın veya ne kadar çalışırsan, kaç saat çalışırsan ne kadar kazanırsın diye. Hani bu işler biraz değişiyor kardeşim. Burası serbest meslek ve ayrıyetten de işlerin olması gerekiyor. Bir gün iş olur 10 numara kazanırsın. Bir gün iş olmaz kazanamaz. Bir de kısa mesafelerin şöyle bir güzelliği var. Ben şuradan aldım. Gideceğim sol taraftaki bir tane dükkana bırakacağım. Çat yanındaki de arıyor. Diyor ki abi diyor biraz daha ilerisine götüreceğim. İkisini alıyorum kısa mesafelerin. Oraya birini bırakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir gireceğim paranı iki parasını alıyorum. Bir gideceğim yerin iki para alıyorum. Uzun mesafede bu da olabilir. Ama arabanızı doldurmamanız lazım.
Bu da bir problem. Bir de şöyle bir güzellik daha var ama onu da kaçırmayayım. Dayıcım, bu arabalar uzun yol arabaları. Hele ki Master 3. Yani Master'lar uzun yol arabaları. Kardeşim, içmiyor. Anlatabiliyor muyum? Kokluyor. Yapıyor böyle, kokluyor. Arabaya yükle malzemeni. Zaten bunlarda kilovat olayı var. Bunlarda kilovat olayı var arkadaşlar. Bu arabaya böyle 500, 1 ton tarzında bir malzeme koyduğunuz zaman gaza basmanıza gerek kalmıyor. Kaymak gibi gidiyor dayı. Harbi diyorum bak dostum. Kaymak gibi gidiyor. Hiç gaza basmak yok. Mis gibi. Uzun yolunda böyle bir güzelliği var. Kısa mesafede de çok fazla uzun yol olmadığı için, mesafe olmadığı için tık 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 yapıyorsun, bitiriyorsun. Ama ne kadar yaparsan yap, bu arabaya bir ton koyduğun zaman araba 3,5 ton oluyor. O zaman ne oluyor birader? Mazotun hızlı bitiyor. Ama 500 lira yeter sana. O kısa mesafeler için, 5 sefer bile için yeter. E kardeşim diyeceksin ki abi o zaman ne kadar sürecek? Bu sefer mesela 5 sefer yaptığım işi ne kadar sürer? Kardeşim her bir yarım saat sürse veya 1 saat sürse 5 saat yapar ya da 4 saat yapar. Ondan sonra yine iş bulabilirsin. Nakliyecilikte, şoförlükte ve ayrıca de matbaada işler sabah olur dayıcım, sabah. Geceden insanlar kalır mesaiye, malzemeni basarlar, seni nakliyeciyi ararlar, sen malzemeyi bırakırsın, oradan da yağlamaya gider, ne bileyim yapıştırmaya gider, bir şeye gider, telefona gider. Her sabah iş olur. Ama ve lakin öğlene doğru iş bulamaz. Zor. Ara sıra tek tük buluyorsun yani. Teşekkür ederim. Şimdi isterseniz kısa videolara geçelim. Ben Mert Savaş. Kral biz nasıl yapacağız böyle ya? Biz hiç ciddi olamıyoruz. Oh.